Arkadaşlar tekrardan hepinize hoş geldiniz. Birazdan hocamızı alacağım. Merhaba İbrahim hocam. Hocamızı alacağım. Şimdi hocam el sallayabilir misiniz? Sizi yayına alayım. Eğer buradaysanız. Tekrardan merhaba hocam. Tekrardan merhaba. İstersen bir dakika bekleyelim şöyle. Arkadaşlar Tabii. geliyorlar. Aynen öyle, Tamam. biz de bekleyelim. Şimdi birkaç tane daha konu var. Konu başlığı onları yazmışım. Onları Evet, not bir yandan etmiştiniz. bahsediyorum. Öğrenci turlarında nelere dikkat edeceğiz? Yarın öbür gün öğrenci turlarının başına gittiğimiz zaman veya aprant olarak yarın gittiğimiz zaman öğrenci turlarında nelere dikkat edeceğiz? Şimdi az önce bir tanesini söyledik. İşte ne olursa olsun kendi başımıza karar almayacağız. Çünkü karar merci biz değiliz. Onu söyledim. Yani tamam o çocuk o anda lavabo ihtiyacı varsa bile öğretmenine haber vermemiz gerekiyor. Öğretmenimize bilgi vermemiz gerekiyor. Belki bizim bilmediğimiz başka bir sıkıntısı olabilir öğrencinin. O konuda net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Böyle de lavabo konusu konuşmuşken mutlaka uzun yollarda yani İstanbul'dan Ankara'ya gideceksek bu tecrübeyle sabit belirli aralıklarda mola vermeniz gerekir. Yani İstanbul'dan Asya yakasından çıktıysanız işte Gebze tarafında Mehmetçik Vakfı'nda bir mola vermeniz gerekir. İşte Bolu veya Abant tarafında ikinci molanızı verirsiniz. Ankara'ya gelmeden önce de üçüncü molanızı verirsiniz. Şimdi şunu şöyle yaparsanız, şimdi bir mola size yaklaşık 25 dakikadan aşağı tutmaz. Yani çocukların aşağı inmesi, otobüsten lavaboya gitmesi, elini yıkaması, o sırada bir gofret alıp gelmesi en az 25 dakikadır. Hiçbir şey almasa bile ki bu uyarıyı yapıyorsanız eğer çocuklar marketten bir şey almayacaksanız diyorsanız bunu otobüste yapın. Eğer bunu marketin içinde yaparsanız oradaki esnaf dostlarımızı kızdırmış oluyorsunuz. Bu önemli. Eğer şöyle bir hataya düşerseniz derseniz ki ya ben bir moladan çalayım. Hani Gebze yerine İzmit'te durayım. Sonrasında da Ankara'ya gelmeden işte nerede şeyin orada işte Bolu ile Ankara arasında bir mola daha veririm. 25 dakika kazanırım derseniz bu size bir saatte patlayır. Nasıl patlar? Şimdi eğer bir öğrencinin Hocamız yolda giderken alışveriş yapmayan öğrenci var mı diye yorum atmış. Alışveriş yapmayan öğrenci var. Bazı okullarda öğretmenler izin vermediği zaman öğretmenlerini kıramıyor biliyorlar veya öğretmenlerini ne yapmayabiliyorlar? Geçemeyebiliyorlar. Ama öğrenci turlarındaki alışverişleri de anlatıyor olacağım. Alışveriş başka bir konu olarak gelsin. Yani konu başlığı. Siz bir lavabo molasını verdiyseniz kaç dakikada bir lavabo molası vereceğinizi zaten belli müddetten sonra öğrenci yaş gruplarına göre tecrübe edinmeye başlarsınız. Şunu sakın ha yapmayın. Ola ki bir öğrencinizin lavabo ihtiyacı geldi. Tesiste durdunuz. Ve uzun bir süre lavabo vermediniz diyelim. Dönün tüm öğrencilere deyin ki biz bunu nasıl söyleriz? Lavabo molası diye söylemeyiz aklıma gelmişken. Papatya toplayacağız. Yani daha kibar oluyor böylece. Hocam papatyam geldi der. Öğretmen Cengiz Ağa papatyam geldi. Bilin ki lavabo ihtiyacı gelmiştir. Çocuklara deriz ki hadi çocuklar hep birlikte papatya toplayacağız. Papatya toplamanız gelsin veya gelmesin. Çünkü hepsini lavabo ihtiyacını gidermezseniz 15 dakika sonra siz bir daha durmak zorunda kalacaksınızdır. O domino etkisi yaratır. Ve yardımcı rehberinden sizden isteyeceğiniz bir şey vardır. Yani sizin yardımcı rehberinden isteyeceğiniz bir şey. Yani içecek verirken biraz cimri davranması gerekiyor. Özellikle yoldaysa.
Yani o bardaktaki suları böyle dolu dolu doldurmayacak. Asar asar verecek. Çünkü ne kadar çok su doldurursa o kadar çok ne olacaktır? İhtiyaç molası vermek zorunda kalacağız. Bu önemli Arkadaşlarımız noktalarda. yaşamışlar, yorum atıyorlar. Keşke siz daha önce söyleseydiniz diye. Evet, yani bunları biz de tecrübeyle edindik. Yani bazen öğretmenlerimiz de diyor, Cengiz Bey bir kişi var hemen gitsin gelsin. Hocam burada 15 dakika ben kaybetmeye razıyım. Ben şunu bir rehber arkadaşımla test ettim, bilginiz olsun. İki otobüste 90 km hızla giderken bir otobüsü yolun sağına çekil, hiç kapıları açmadan otobüs dursun. Sonra birinci vitese taksın, tekrardan devam etsin. Hiç kimse inmeden. Arada 10 dakikalık mesafe oluyor. Yani ikinci durmada, üçüncü durmada eğer konvoy gidiyorsanız ki öğrenci turlarında konvoy gidilir. Yani bir okuldan sadece bir otobüs çıkmayabilir. Aynı anda üç otobüs çıkar. Yani bir de onun organizasyonunu yapmak durumdasınız. Diğer rehber arkadaşlarınızla koordineli gitmeniz gerekir. O müzeye birlikte girmeniz gerekir. Çok sıkıntılı olsa da öğle yemeğine birlikte girmek istenir. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte ortalama 40 taneden 3 otobüs, 120 tane öğrencinin bir anda öğle yemeğine girdi. Aralara biz 5'er 10'lar dakika koyarız hani servis için ama o yemek saati bellidir. En fazla 10 dakika ileriye geriye atabiliriz. Ama önemli noktalardan bir tanesidir koordineli gitmek. Ve bu koordineli giderken mutlaka mutlaka okula o otobüslerin üçünün aynı anda girmesi kaçınılmazdır. Kesinlikle ben erken geldim. Önce okula gideyim, öğrenciyi boşaltayım, bunu yapmayız. Gerekiyorsa bir istasyonda bir mola daha veririz. Üç otobüs birleşir, okula öyle girer. Bunun sebebi nedir? Diyelim ben okulda veliyim. İki otobüs geldi, bir otobüs gelmedi. 15 dakika arkada. Benim çocuğumun başına bir şey mi geldi? Zaten çocuk veli tedirgin. Onu veliye yaşatmamak için. O otobüse ne oldu da kardeşim geç kaldı? Bir sıkıntı mı oldu? Oradaki 40 tane velinin hayal gücünü fazladan çalıştırmaya hiç gerek yoktur. 120 kişi veya kaç kişi tura başladıysa senkronize bir şekilde devam eder. Arada açılmalar olur, sıkıntı değil. Ama şimdi çok güzel bir uygulama var biliyorsunuz. Biz bunu kullanıyoruz turlarımızda postural olarak. WhatsApp grubu kuruyoruz hemen. Herkes işte 8 saatlik, 12 saatlik konum atıyor. Hareketli konum. Kimin kaç dakikada olduğunu görüyor. Ona göre molalarla bu işi halledebiliyoruz. Son dönemlerde çok önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen çocuklarla çok muhabbet edebiliyoruz. Çocukları da çok sevebiliyoruz. Onlar bizim evlatlarımız. İşte benim de 10 yaşında bir oğlum var. Sizlerle birlikte fotoğraf çekmek isteyebiliyorlar. Veya sizin telefon numaranızı, sizin sosyal medya hesaplarınızı isteyebiliyorlar. Mutlaka mutlaka kaçının bunlardan. Veya sizin isminizden çözüp öğrendiyse bile ben eklemiyorum. Eklememeyi de tercih ediyorum. Ve cep telefonu numaramı vermiyorum. Çünkü bu işin içinde başka şeyler oluyor, başka bir sıkıntılar oluyor. Bu konu çok önemli noktalardan bir tanesi. Bilginize, profilinize Hocam kesinlikle tekrar lafınızı balla gördüm. kesiyorum. Emre hocamız Konaklama sıkıntıları, onu gördüm. O da konusu bir sonraki, konaklama sıkıntısı bir sonraki noktan. Mutlaka mutlaka profilinize hani yetişkin turlarında atarız. Ben de atmayı çok severim. İşte grubumda fotoğraf çekeriz, selfie çekeriz, grubu şeye atarız sosyal medyamızda. Öğrenci turlarında yapılmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Hukuki olarak çok büyük sıkıntılara girersiniz. Çünkü okullar dahi kendi internet sitesine öğrencilerin fotoğraflarını koyarken veliden izin istiyor. Yani bunun altında çok farklı sıkıntılar olabilir. Bakın anne baba ayrı olabilir. Yani oradaki öğrenci özel bir öğrenci olabilir. Onun işte sosyal medyada işte fotoğrafının çıkmaması gereken birisi olabilir. Ünlü birisinin çocuğu olabilir. Çok gezdirdik. Yani veya siyasetçinin bir çocuğu olabilir. Veya aynı zamanda o çocuk bir protokol kişisinin şeyi olabilir. Oğlu olabilir. Yani 2 yıl önce yine özel bir okulla bir tura çıktık. Ben
işte 3 otobüslük 4. rehber olarak geldim. Kendi arabamla işte oradaki 3 otobüsün restoran organizasyonu yapmak için kendi arabamla eskort verecektim. Önüme işte o anda çok önemli bir siyasi kişiliğin oğlu olduğunu öğrendim ve protokol kuralları işlendi. Ne oldu? Resmi devlet koruması otobüslerin önüne geçti. Yani resmi bir devlet eskortuyla gittim ki bu benim Instagram sayfamda var. Oradan görebilirsiniz. Videoyu ben çekmiştim. Yani en önde bir tane böyle çakarlı araba, 3 tane otobüs gidiyor. En arkada da bir tane araba. Biz araya bile giremedik. Yani diyorum ki yani ben aynı şirketin post travel'ım ben de otobüsler de post. Yok diyor protokol gereği benim burada olmam lazım. Bu öğrenciyi bırakamam. Yani o yüzden o çocuğun fotoğrafını paylaşmamanız gerekiyor. O öğrencinin fotoğrafını paylaşmamanız gerekiyor. Önemli noktalardan bir tanesi. Otellerdeki sıkıntı, otellerdeki durumlar. Şimdi öğrenci tabii ki eğlence içinde bu tura geliyor. Ne yapacak? Yani eğlenmek de isteyecek. Bu işi bilen acentalar, öğrenci turunun iyi bilen acentalar, işte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çocuklara diyoruz ki akşam yemeğinden sonra sizi diskoya götüreceğiz. Şimdi ilkokul öğrencisini diskoya götürebilmemiz mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Bunun ne izin alabilirsiniz ne bir şey yok. Biz nazımız geçen otellerle çalışıyoruz. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Nazımız geçen oteller nedir arkadaşlar? Öğrenci turunu kabul eden otellerdir. Her otel bir kere öğrenci grubunu kabul etmiyor. Benim diyor otelimde hostesler ve pilotlar kalıyor. Gelip gecenin birinde 3-4 saat uyuyacak zaten. Öğrenci ses yapıyor, ortalığı yıkıyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Veya ufak tefek masrafları ben karşılayamam diyor. Veya bazı oteller diyor ki ufak tefek masrafları diyor gözüm görmez. Çünkü öğrenci istemeden de olsa bazen kırıp dökebiliyor. Ne diyoruz öğrencilere? Parti var akşama, diskoya gideceğiz. Esasında disko değil. Orada otelin bir konferans salonlarından bir tanesini boşaltıyoruz. Oraya işte biz müzik veriyoruz alttan. İşte ne yapıyoruz işte Aleyna Tilki işte ondan sonra Ankara'nın bağları. Bu sizin iki işinize yarıyor. Birincisi otelin içinde koridorlarda kapılara vuran ve ses yapan öğrenciler bir anda ortadan kayboluyor. İkincisi öğrenciler çok eğleniyor. Üçüncüsü de öğrenciler yoruluyor. Yorulan öğrenci erken yatılan öğrencidir. Yani çocuğa uyku hapı vermenin en güzel yolu onu akşamleyin iyice bir yormaktır. Siz onu akşamleyin iyice bir yorarsanız bazen mesela Ege Akdeniz turlarımız da oluyor. Ege Akdeniz turlarımız öğrencinin gitmediği yer yok bu arada. Ahlat'taki işte mezarlarından Karadeniz'inde işte Kanada'ya kadar ben öğrencilerle her tarafa gittim. O bakımdan da öğrencinin girip çıkmadığı yer yoktur. Yani Türkiye'de ve dünyada her tarafa öğrenciler tur yapıyor. Bir ikincisi Ege Akdeniz turuna gittik. Bir stadyum bulduk diyelim. Antik bir stadyum. Hadi koşu yarışması yapalım. O koşu yarışması yaptığın zaman ne oluyor? Öğrencinin enerjisini alıyorsunuz. Zaten bunu enerjiyi de aldığın zaman çocuk hem o anda eğlenmiş oluyor. Onun eğlence, keyfi yanını da vermiş oluyorsunuz. Bir yandan da o koşu yarışmasını hiç unutmayacaktır. Sen nerede koşmuştun? Afrodisyas antik kentinin içerisindeki stadyumda. Oradaki hiç unutmaz o stadyumu. Hatta onları iyi bir şekilde bilgi verebilirseniz de kapasitesini bile unutmayacaklardır. Tabii ki öğrencilere odalardaki konaklamalarda dikkat etmesi gereken hususları da söylememiz gerekiyor. Bir kere öğrenci turuna çıktıysanız mutlaka mutlaka acentanın sizin adınıza yapması gerekir veya sizin dikkat etmeniz gerekir. Acentaya hatırlatmanız gerekir. Odalarda kettle varsa bırakılmaz. Çünkü çocuk kendini yakabilir. Odalarda kibrit varsa bırakılmaz. Onunla oynarken yangın çıkartabilir. İşte odalardaki mini barlar mutlaka boşaltılmalıdır. Yani bu alkollü içecek olsun, alkolsüz içecek olsun. Çocuk da
O otel bütçesini karşılayacak belki de bir bütçe yoktur. Yani o kolanın fiyatını karşılayacak bütçe yoktur. Ama biz ne yaparız? Genellikle otele işte her kişi için yarım litre su koymamız gerekir ki o çocuk gece uyandığında, susadığında suyunu içebilirsin. Veya bazı oteller bunu işte son zamanları bütün oteller hemen hemen yapıyor. Öğrenci turunda çalıştığımız. Dedim ya, nazınız geçmesi gereken oteller olması gerekir. Siz bütün otellerle çalışamazsınız. Yani ben parasını vereyim kardeşim. İşte Tarabya Hilton'da kalayım dediğiniz zaman sizi kabul etmeyecektir muhtemelen. Çünkü orası keyfi bir oteldir. İş adamlarının gittiği bir oteldir. Yani öğrenciyi kabul edecek otel gerekir sizin için de. Öğrenciye de ücretsiz suyu verecek otel lazım. Olmadı, vermedi mi? Çözümü var. Yani onu da ne yaparsınız? Odada kimler kalıyor? Bir listemiz vardır bizim elimizde. Ali, Veli, Ahmet aynı odada kalıyor. Veli, seni su kuşu yaptım dersin. Otobüsün içinde bir oyun olarak bunu yaparsın. 1,5 litrelik suyu o su kuşuna, Veli'ye otobüste çantasına koyarsın. 3-4 tane de plastik bardak koyarsın. Odadaki arkadaşların susadıkça sen su vereceksin dersin. Su işini otobüste otele girmeden çözersin. Ve bu bakımdan da geceliğin ben susadım Cengiz abi diye hiçbir sıkıntı geride kalmaz. Çocuklara saat vermeniz gerekir. Bu arada çocukların odasında sıkıntı çıkabilir. Cengiz abi bizim klima çalışmıyor. Cengiz abi benim televizyonum çalışmıyor. Cengiz abi şu oldu bu oldu. Ne olursa olsun, apranta olsun veya rehber olsun öğrencinin odasına girmemeliyiz. Öğrencinin odasına öğretmenin izni ve nezaretinde girmeliyiz. Çok önemli bir detaydır. Odadan bir şey kaybolabilir. Dışarıda en çok eşyalarını kaybederler. Bazen kaybetmezler. Çantasını içinde kaybeder. Yani biz çok defa şahit olduk. Ağlar arkada bir anda bir ağlayan bir çocuk. Koşarız, ne oldu? Cengiz abi, efendim evladım, cüzdanımı kaybettim. Dur sakin ol. Ondan sonra işte apranta abisiyle veya ablasıyla çantasını aşağı dökeriz. Tek tek bakarız. Aa, cüzdan çantanın dibindedir. Yani o anda başka bir yerde unutmuştur cüzdanını. Sıkıntı olur. Veya kafasında başka bir şey de hayal edebilir. Sen ona çok ulaşılmaz gelirsin. Çok böyle mükemmel gelirsin. Bir platonik bir şey olur. Onu kafasında devam ettirir. Başınız ağrır. O bakımdan da çok büyük sıkıntı olsa bile öğretmenlerinizin mutlaka telefonunuzu turun başında almanızda fayda var. Öğretmenim, ben Veli'nin odasının önündeyim. 205 no'lu odanın önünde. Şöyle şöyle bir sıkıntı var. 2 dakika buyursanız odaya girelim. Belki de müsait değil o öğrenci. Erkek olsun, kız olsun hiç fark etmez. Öğretmenle girdiğiniz zaman sıkıntı olmayacaktır. En önemli noktalardan biri de orası. Hocam Evet, tekrar alayım sözünü. lafınızı balla keseceğim. Buyurun. Evet, Sercamine adlı izleyicimiz. Hocam peki numara, sosyal hesap ya da fotoğraf çektirmemek için öğrenciye nasıl bir üslupla yaklaşmalıyız diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ufak beyaz yalanlar da söyleyebilirsiniz. Ama genellikle arkadaşlar ben telefon numaramı vermiyorum veya bu telefon benim iş telefonum. Bana bu telefonla ulaşamazsınız. Benim telefonla veremiyorum. Şirketim yasaklıyor. Yani bunun arkasına sığınabilirsiniz. Sosyal medyadan da ekleyemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Dediğiniz zaman yani onu lisan-ı münasiple anlatmanız gerekir. Zaten bütün öğrenci turlarında da pardon çocuklar gelip sizi eklemeyecektir. Merak etmeyin. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. O hassas bir noktadır. Sonra çocuğun velisi sizi aradığında benim çocuğumu niye ekledin? Hani senin 3 günlük bir turdan ne kadar dostluğun, arkadaşların olabilir diye böyle çok hoş olmayan bir konuşmayla da karşılaşabilirsiniz. O bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Eşya kaybını söyledim az önce. Yani onlara dikkat etmeniz gerekir. Mesela bazı okullarda projeler oluyor. Bu projeler içerisinde tabletlerin de geliyorlar. Veya cep telefonuna da geliyorlar. Onlara çok çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyeceksiniz. Bir de çocuklar özellikle sevdiği bir yere girerse bir hayal ortamına giriyor.
İnanın onlarca defa telefon toplamışızdır. Yani sağdan, soldan, tuvaletten, restorandan. Bir restorana gittiyseniz eğer, yemekten kalktıysanız grup yemeğinden, otobüse siz gidiyorsanız yardımcı rehber arkadaşınızdan rica edin veya siz bizzat gidin. Masaları bir kontrol edin, masaların altını kontrol edin. Mutlaka bir hırka çıkar, mutlaka bir telefon çıkar, mutlaka ben bu hiç boş gelmem. Ya mutlaka bir şey kalır öğrenciden orada bir şey kalır. Ve senin orada ona ulaşman çok daha iyidir. Çünkü sen ona orada ulaştığın zaman mutlaka bu çocuğun aklına yarım saat sonra hava soğuduğu zaman hırkası gelecek. Ve diyecek ki hırkamı kaybettim. Bu sefer sen yana yakına o restoranta ulaşmaya çalışacaksın. Taksi organize edeceksin. Senin işini kolaylaştırır. Bunları yapmaktan gocunduğumuzdan değil. O anda yaparsak işimiz kolaylaşır. Yani veya kargo gönderttireceksin anneye veya babaya. Zor olacaktır. O bakımdan eşya kayıplarını indirebilmek için hatta bunu otelden çıkışta otele de yapmak gerekir. Yani otele sorarız. Kontrol edin. Bazen öğretmenler rica eder. Bütün odaların kapılarını açık bırakın. Biz odayı kontrol edeceğiz. Öyle çıkın. Çok daha keyifli. Dolapların içine bakarız. Yani bazen böyle öğretmenler poşetlerin içine koyarlar eşyaları. 305'te kalmıştır. İşte 305'ten bir tane diş fırçası çıktı. Oradan çorap çıktı. Buradan bir şey çıktı. Değerli birçok şey çıkarır. Yani tabletlerini unutanlar var arkadaşlar. Dikkat edelim. Çünkü veli bunun peşine düştüğü zaman sizinle muhatap oluyor. Siz tabii ki uğraşmak yerinde kalıyorsunuz. Ama eşya ne kadar kaybolursa kaybolsun. Esas kaybetmeyeceğimiz şey nedir? Turun başından beri, şey, konuşmanın başından beri söylediğimiz tabii ki çocuk. Devamlı saymamız gerekiyor. Müzeye girdik çıkarken sayacağız. Yani her müzeye girerken zaten otobüsten inmişsindir sen. Sayı tamamdır. Müzeye girdin, müzenin içini gezdin. Çıkarken ne olur sayın. Otobüse bindin. Kaptana tamam demeden hareket etmemesini mutlaka rica edin. Ve mutlaka otobüsü saymadan hareket etmeyin. Görün, gerekiyorsa yarın öbür gün rehber olduğunuz zaman yardımcı apprenti arkadaşını saydıktan sonra bir defada siz sayın. Bunun geri dönüşü yoktur arkadaşlar. Yani oradaki bu çocuğun orada kalması demek çok feci bir şeydir. Yani çocuğun kaybolması demek. Bazen olabilir. Çocuk bu çocuktur. Yani müzenin içerisine giderken biz bunu günübirlik turunda birazdan anlatacağım. İstanbul'da çok yaşıyoruz. Maalesef İstanbul Topkapı Sarayı'nı gezerken böyle onlarca tur geliyor oraya ve çocuklar kayboluyor. Çok sıkıntı oluyor. Onları mutlaka yani saymamız gerekiyor. Bir de sayarken çocuklar böyle karınca gibidir. Yani şöyledir, habire hareket ederler bunu. Sayamazsın. Saymanın iki yolu var. Benim şimdiye kadar bulduğum en güzel yollardan bir tanesi. Hemen deve cüce oynarsın çocuklarla. Çök. Çökerler çocuklar yere, çömelirler. Çömeldiği zaman hareket edemez. Hemen kafalarını sayarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha 40 tamam. Biz de 40'tık. Tamam devam ederiz. İkincisi bir öğretmenle veya bir yardımcı rehberinle şöyle karşılıklı karşı karşıya gelirsin. Yani böyle nasıl karşı karşıyayız şu anda? Ve dersin ki bütün öğrenciler bu iki kişinin arasından geçecek. Ne arkamdan geçeceğim ne abinin arkasından. İkimizin arasından. O bir koridor olur, kapı olur. Kapının içinden geçenleri sayarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Sayıyı tamam. Harika. Tamamen sıkıntı yok. Çocuk kaybolursa nasıl bir yol izlemeliyiz? Allah korusun başıma gelmedi. Kimsenin de başına gelmesin. Bir kere yani en son sayıyı nerede aldınız? Bunu bilmeniz gerekir. İkincisi, çocuk kayboldu. Nerede kayboldu? Kaybolduğu yani bir Topkapı Sarayı'nda kaybolduysa çocuk hem bulmak daha güvenlidir hem daha zordur. Yani bir kere kapalı bir ortamdır. Çocuk dışarı çıkmayacaktır. Biraz daha hani içiniz rahattır. Ama işte Sultanahmet Meydanı'nda bir öğrenci kaybolduysa nereye gideceği belli değildir. Belki oradaki bir alışveriş noktasına gitti. Belki bir simit tezgahına saptı orada. Hiç bilemezsin. Hatta bir fotoğraf çekerken farkına varmadan aynı okulun getirdiği
A şubesindeki çocuk B şubesine karışır. Onlarla gezmeye devam eder. Nasıl olsa onlar da arkadaşı ya. Bunları da tanıyorum ben bunları der. O anda farkına varmaz. Mutlaka öğretmenine ve okul idaresine haber verilmesi gerekir. Yani başıma gelmedi ama Topkapı Sarayı'nda maalesef çok gördüm. Yani hatta ne yapıyorduk? Fotoğrafını çekiyorduk çocuğun. Bizim WhatsApp öğrenci gruplarımız var. İşte rehber gruplarımız var. İşte zaman zaman yoğun sezonda birbirimizle iş paslamak için şey yap. Hepsinde bir anda fotoğraf gönderiyorduk. Arkadaşlar, bu öğrenci işte Topkapı Sarayı'nın kapısında veya Ayasofya'nın kapısında ağlıyor. Ve grubunu kaybetmiş. Aranızda öğrencisini kaybeden varsa şu anda şurada. Yani yapabileceğiniz şu an bulduysanız öğrenci odur ve polise teslim etmektir. Yeri gelmişken İstanbul turlarından da biraz bahsedelim. Maalesef günübirlik turlar diye bahsedeyim bundan. Günübirlik turlar tabii ki bütün acentalardan bahsetmiyorum. Birçok acentayı tenzih ediyorum. Ama tur yapmak için yapılan acentalar, şey, turlar olmaya başladı. Yani işte sabah okul başlıyor. 8.30'da 9'da sayılar alınıyor. Sonra yola çıkılıyor. Topkapı Sarayı'na gelmeleri veya işte bölgeye, Sultanahmet bölgesine gelmeleri onu filan buluyor. Ve okul saat 4'te dağılacağı için acenta görevlisi bize diyor ki biz orada bölgede buluşuyoruz bazen onlarla veya şeylerle. Çok çalıştığım bir tarz öğrenci turu değil o. Benim çalıştığım acenta yapmıyor. Ve orada şey yapılıyor. Diyor ki saat 10'dan 3'e kadar Topkapı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Hipodrom işte ve Sultanahmet Camii'yi gezdirin. Şimdi biz o turda maalesef ve maalesef öğrencilere bir şey veremiyoruz. İstesek de veremiyoruz. Zaten o gün tanışmışın ve çocuklarla o gün tanışmışın. Daha kendini anlatamamışın. İstanbul'un tarihini mi anlatacaksın? Ayasofya'yı mı anlatacaksın? Ne oluyor? Yürüye yürüye bak burası dur Topkapı Sarayı birinci kapı gördünüz mü? Bak burası ha tuvalete mi gideceksin? Koş be evladım tuvalete git. Genellikle işte sandviç tarzı bir şeylerle gelirler. Biraz daha az bütçeli. Yani ekonomik turlar olarak karşımıza gelir. Ama en büyük sıkıntımız o turlarda maalesef zamanı yetişmemesi. Ben o tarz yapılması yerine yani Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet yapmayalım. Hepsini bir günde yapmayalım. İki tanesini yapalım. Konsept turlar yapalım. Yani Ayasofya ile Yerebatan Sarnıcı'nı yapalım. Aklı başında acentalar ve aklı başında okullar bunu bu şekilde yapıyor. Yani diyor ki Osmanlı eserlerini gezeceğiz diyor. Bunu proje olarak. Niye Osmanlı eserlerini geziyoruz? Topkapı Sarayı'nı ve Sultanahmet Camii'ni geziyoruz. Sonraki hafta ise işte Bizans eserlerini gezeceğiz diyor Sultanahmet'te. Ne oluyor? Bu sefer de Ayasofya ile Yerebatan Sarnıcı'nı geziyoruz. Hem çocuklara anlatabilecek zaman kalıyor hem de bu çocuklara net bir şekilde hizmet verebilmiş oluyoruz. Anlatım yapabilmiş oluyoruz. Emrah Hocam yine Emre sormuş. hocamızın Acenta evet. olmadan evet. Acenta olmadan okulun bünyesinde turlar direkt çalışırken bir dakika. Arada acenta olmadan okulun kendi bünyesinde düzenlediği turlarla okulla direkt çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bence çalışmamamız gerekiyor Emrah. Çünkü Hocam çok sözleşme fazla hakkında da bilgi alabilir miyiz diye Emre hocamız tekrar yazmış. çok fazla şey yapmamamız gerekiyor. Yani çünkü bizim en büyük ortağımız seyahat acentaları. Yani burada biz seyahat acentalarıyla birlikte varız ve birlikte iş yapıyoruz. Eğer bir okul işte öğrenciyi her ne kadar işte bir tur yapmak için biraz daha fazla para işte daha ucuza gelsin diye acentayı aradan çıkartıyorsa çok büyük sıkıntıdır. Bunu okul servisinde yapıyorsa, işte hasbelkader bir rehbere ulaştıysa, işte bunun gibi çok ucuz şeylere düşünüldüyse, yani orada bizim de olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani acente yoksa kusura bakmayın, hani bireysel çalışmak farklıdır, ama o artık şeydir,
acentaları aradan çıkartmaya çalışmaktır. Bu çok maalesef tercih ettiğimiz bir şey değil. Tabii ki yani öğretmenler o kaçak anlatım biraz esasında az önce bahsetmiştim Emrah. Muamma. Yani okulların yönetmeliğinde kendi öğrencilerine anlatım yapabilme yetkisi verirken işte bizde de aynı zamanda biz öğrenci yerlerinde sadece bizim anlatabilme yetkimiz var. O hani bir tartışma konusu olabilecek kadar da derin bir nokta esasında değindiği nokta Emrah'ın. Öğretmenler kaçak anlatım yapmamalı ama kendi öğrencisine yapıyorsa işte yasa onu bir şey demiyor. Yani ceza kesmeme noktasında az önce biraz anlatmıştım. O bakımdan acentalarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ve sözleşmelerimiz. Bir kere öğrenci turlarında olsun, yetişkin turlarında olsun, hangi tura çıkarsak çıkalım mutlaka sözleşmemizi yapmamız gerekiyor. Yani bu bizim tamamen mesleki hem mevzuat gereği İbrahim de yazmış olduğu gibi hem de mesleğimizi korumak gereği yapılması gerektiği bir şeydir. Yani birçok defa ilk defa çalışacağım acenta işte Sultanahmet'ten işte turum var öğrenci turu çıkar mısın? Çıkarım telefonda görüşmüşümdür. Evrağını getirmediği için öğretmene de maalesef öğretmenim bakın benim sözleşme doldurmam gerekiyor. Yoksa ben yasa dışına dönüyorum böyle böyle sözleşmeyi beklemek zorundayım deyip meramımı öğretmene veya müdür yardımcısına müdüre kimse anlatıp sözleşme gelene kadar ben tura çıkamıyorum kusura bakmayın dediğim olmuştur. Ve o anda acentacı bana çok kızıyor. Ama şunu söylüyorum hep kusura bakma bana kızma eksik iş yaptığı için kendine kız. Yani orada acenta belgen, işte araç sözleşmen, işte her şeyin hazır olması lazım. Biz seninle daha önce görüşemediysek, bir gün öncesinde de telefonla görüştüysek, o rehber acenta sözleşmesini bana göndermen gerekiyordu. Kusura bakma dememiz gerekiyor. Önemli noktalardan bir tanesi aklıma gelmişken notlarımda, öğrenci rahatsızlanırsa ne olur? Öğrenci rahatsızlanırsa ne Hocam bu yapmamız konuya geçmeden önce bir soru tabii. geldi Sakura Seda adlı izleyicimizden. Hocam apprenti yaparken bir şeye denk geldim. Bayağı üzücüydü. Rehberin anlattığı şeylere karışan bazı konuları kısa kestiren öğretmenlere karşı nasıl davranmamız, ne yapmamız gerekir diye sormuş. Şimdi konunun başında hani bahsetmiştim. Öğretmenler kendi grubunu en iyi bilen kişiler esasında. Yani ben İstanbul'un herhangi bir okulunda 4A sınıfında bu yıl ne işlendi bir yıl boyunca bilemem. Geçen yıl da ne işlendiğini bilemem. Ama öğretmen onu bilir. Öğretmenle ilk önce iletişim kurarsanız, az önce bahsetmiştim. Öğretmenim hangi konuları işlediniz? Öğretmen derse ki Cengiz müfredatta yok ama ben Hititleri çocuklara anlattım. İşte Midas'ı anlattım. Veya Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını anlattım. Onu işlemek istiyorum. Ona göre onun paralelinde gidersiniz. Şimdi turun bir amacı vardır her turun. Yani Ankara dediğimiz zaman biz her zaman Ankara turunu Anıtkabir, işte Roma Hamamı veya Etnografya Müzesi, Birinci Meclis diye gezmeyiz. Ankara içinde de özel tur yapabileceğiniz rotalar var. Yani her il, her ilçe böyledir. Ankara içerisinde mesela okulların gittiği Feyza Gürsey Denebilim Merkezi vardır. Deneyler yaparlar çocuklar orada. Elektrik deneyleri yaparlar. Siz bunun programını biliyorsanız demek ki ona göre bir anlatım yapmanız gerekir. Siz Feyza Gürsey Denebilim Merkezi'ne giderken ısrarla Roma Hamamı anlatırsanız ve August Tapınağı anlatırsanız öğretmen der ki ya ben bunu istiyorum. Yani böyle bir iletişim kurarsanız bu sıkıntının önüne geçersiniz. Yani tabii ki rehberin anlatımına karışılmaması gerekir. Ama öğrenci turlarında bu bir kapalı gruptur. Bakın şunu hiç unutmayın. Öğrenci turları kapalı grup. Kapalı grup dediğimiz nedir?
satışa kapalı. Yani A okulunun organize ettiği bir geziye ben kendi oğlumu kesinlikle otura koyamam. Satışa kapalıdır. Ve kapalı gruplar zaman içerisinde kendi isteklerini talep edebilirler. Bir açık satışta, yani kitle turizmi yapan büyük acentaların satışlarında program bellidir, onun dışına çıkmayız. Ama bu derneklerde de aynıdır bakın. Bir dernek tur yapmıştır, 40 kişiyi doldurmuştur, kuralları başından belirlemiştir. Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hatta şunu bile söyleyebilir: biz anlatım istemiyoruz, biz sadece fotoğraf çekeceğiz. Böyle gruplar da var. Ha, onun başında rehber olarak gitmiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. Ama bu bir zorunluluğu tamamlamak için gidiyoruz. Tabii ki öğretmen de zaman içerisinde şunu söyleyebilir. Yani benim anlatmanı istediğim nokta, mesela bana çokça gelmiştir. Tur başlamadan önce çok severek ve keyifle yaptığım kurumlardan bir tanesidir. Darüşşafaka. Çocuklarına tura gitmeden önce mutlaka nereyi nasıl çalışacağını çalışma bilgileri yollar tabletlerine. Ve sonunda sorular da vardır. O çalışma kitapçığını dijital ortamda bize de atarlar. Yani öğretmen diyor ki, ben bu soruları diyor turun sonunda çocuklara soracağım diyor. Sen anlatımın arasına bunları yedir, anlat ki hani öğrenci demesin bana, Cengiz abi bunu anlatmadı. Ya işte Çanakkale'ye gittik de Yahya Çavuş'tan bahsetmedi. Çünkü Yahya Çavuş var orada sorunun içerisinde. İşte iletişimde kalmak böyle bir şey. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Öğretmenin istediğine göre tabii ki anlatımınızı çeşitlendiriyoruz. Tabii ki mikrofon rehberindir. Ama öğrenci turlarında hiç ego yapmadan yeri geldiğinde öğretmene de mikrofonu uzatıp, öğretmenim ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çocuklarınıza başka anlatacağınız bir şey var mı? Bunu da yapmalıyız. Yani bu sıkıntı değil. Çünkü o çocuklarla yarın o öğretmen yani dersi anlatmaya devam edecek. Tabii ki turun başından sonuna kadar mikrofonu verin, onu anlattırın demiyoruz. Bu Zaten konuda da İbrahim hocamız tebrikler. da bir yorum göndermiş. Rehber iyiyse müdür bile önünde ceketini ilikler diye. Yani Aynen öyle. Yani anlatırım da uydu. evet, bırakır hani birçok sağ olsun öğretmenlerimiz demiştir, hani tamam Cengiz geliyor, hani işini bilir, hani rahat edelim diyecektir, veya Ali geliyor, Veli geliyor, çok değerli arkadaşlarımız var. Bununla birlikte bir öğrenci rahatsızlanırsa ne yapmamız gerekiyor? Bir kere rahatsızlığının boyutuna göre mutlaka kendimiz müdahale etmemiz gerekiyor. Bir kere rahatsızlandığı zaman, daha öncesinde bu rahatsızlığı var mı? İşte başı döndüdür, nefes darlığıdır. Yani ufak tefek işte yaralamalardan bahsetmiyorum. Midesi ağrıyor, daha önce ağrıdı mı? Bunu ilk önce bir çözümlemeye, çocuktan bir bilgi almaya çalışmamız gerekiyor. Bu daha önce böyle bir rahatsızlığı varsa öğretmenine bilgi vererek, öğretmeni tarafından veliye çok daha ileriye gidiyorsa bu rahatsızlık, veliye mutlaka hızlı bir şekilde iletişimle bilgisi verilmeli ve mutlaka onun daha önceden de böyle bir rahatsızlığı varsa şey yapılmalıdır. Bilgisi verilip tedavisi yoluna gidebilirim. Astım olabilir tabii ki. Yaşamıştım, bir tane öğrencim Uludağ'da siste bastırınca nefes zorluğu çekmeye başladı. Öğretmen daha önce rahatsız olduğunu söyledi. Velisini aradık. Veli meğer diğer oteldeymiş. Hemen koşarak geldi. İlacını verdi. Ama bizim kesinlikle yetişkin turunda da öğrenci turunda da ilaç vermememiz, altını çizerek söylüyorum, kimseye ilaç vermememiz gerekiyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Olur da düşer, yaralanır, kayak yaparken düşer veya farklı bir şey olur. Bu konularda ne yapmamız gerekiyor? Bir kere öğrenci turlarında seyahat sigortamız bir kere mutlaka olduğunu emin olacağız turun başında. Bu seyahat sigortası çok önemli. Tabii ki veliyle yine iletişim kurarak en yakın sağlık kuruluşuna gidip onun tedavisini yapılması gerekiyor. Ama bu rahatsızlıklar durumunda bazen de ufak tefek böyle bunlar nazlar olabiliyor. Bazen midesi ağrıyor. İşte bir bardak süt verdiğimiz zaman geçebiliyor. Veya işte
Hadi öğretmen diyor ki ben senin yanında yatıyorum diyor kadın öğretmenlerimiz. Ve bir bakıyoruz 10 dakika sonra öğretmenim hayırdır uyudu uyudu diyor. Bazı anneyi özleyebiliyorlar. Alışveriş. Evet, çocuk öğrenci turlarında öğrenciler bazı doktor ve hemşireler gruplarda olabiliyor. Evet, bazı kurumlarda Türkiye'deki eğitim kurumlarında okullar kendi hemşiresini ve doktorunu yanında getirebiliyor. O zaman çok daha içimiz rahat ediyor. Yani direktman müdahaleleri yapabiliyorlar onda. Ufak tefek de olsa, büyük de olsa hemşire olduğu için okulun hemşiresi daha rahat edebiliyoruz. Alışveriş noktasına gelince öğrenciler mutlaka yanlarında ailelerinin onlara belirlediği ölçüde bir bütçeleri oluyor. Ve bu parayı son kuruşuna kadar genellikle harcamak istiyorlar. Ama bu konuda da işte bizim biraz daha yol gösterici olmamız gerekiyor. Genellikle çok abur cubur tüketmeyi severler. İşte bu çok fazla abur cubur tüketmesi dönüş yolunda size sıkıntı sağlar. Çok fazla lavabo ihtiyaç molası olarak veya karınlarının ağrımasını sağlayacaktır. Veya bir hediyelik eşya alacaksa iyi bir şey almasını veya yani işte ne yaparız Ankara turunda gidip Anıtkabir'den alışveriş yapmasını sağlamaya çalışırız. Hani değerinde bir şey alsın veya yani güvendiğimiz bir şey almasını isteriz. Bu konulara dikkat ediyoruz. Tabii ki alışverişi yine kime sormamız gerekiyor? İlk etapta yine öğretmenimizden sormamız gerekiyor. Yine yurt Hocam, dışı turların evet bir hemen sorayım. sorumuz daha var, onu da sorayım. Sakura Seda adlı izleyicimiz, sorun Sol çıkaran, çıkartan, söylenen, sol dönen kaptana denk kaplanın gelirsek nasıl bir tutum sergilemeliyiz diye. sadece öğrenci turlarında değil genel olarak yani kaptanlarımız bizim yol arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Genellikle ben yıllar boyunca hiç hatırlamıyorum. Yani böyle büyük sıkıntı yaşadığım kaptanlarımızı veya işte takım arkadaşlarımızı. Yani ben çok fazla sıkıntı yaşamadım. Ama bir kere yani bu yola birlikte çıktığımızı, bu turu birlikte yaptığımızı ona en iyi anlatmanız değil, hissettirmeniz gerekir. Bu bakımdan da genellikle ben kaptanlarımla aram iyidir, muhabbetim iyidir. Yani onlarla da muhabbet yapmak, onların o uzun yolculuğunda tek başına olmadıklarını göstermek onların morallerini yükseltir. Tabii ki onları da düşünmeniz gerekir bir yandan da. Siz gruba yemek yedirirken kaptanım ben yemek yiyeceğim ama sen önden ye hadi bakalım. Hani bu ufak bir jesttir bak. Yani grup gelmeden benim kaptanıma yemeğini verin de sonra çocuklar otobüse geçmek istiyor. Aç kalmasın kaptanım. Sen bunu hissettirdiğin zaman ya kaptan tamam biliyorum öğrenci turu getirisi olmayan bir tur gelir olarak. Biraz da hani çok da ses yapıyorlar ama bizim de çocuklarımız var. Bunu bir şekilde anlattığımız zaman ne olacaktır? Yani şey yapacaktır. Yani o da turun elinden geldiğince keyifli bir şekilde geçmesi için size yardımcı olacaktır. Tabii ki kaptanlarımıza ufak jestler de her zaman yapmak durumundayız. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani alışkanlıkları varsa bir alışkanlığını o arada sizin aradan çıkartmanız, onun hem bütçesini yani tütün alışkanlığını, işte bir tane sigara ona ikram etmeniz, daha doğrusu bir paket sigara vermeniz veya içmiyorsa işte bir çikolatayla, bir kahveyle gönlünü almanız, oradaki hem dostluğunuzu pekiştirir, hem de böyle sıkıntıları ortadan kaldırır. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var, orada da çok iyi geçerli olacaktır. Aynur Toptaş yazmış, yurt dışı temasları nedir? Ve bölümden 3 dil ile çıkabilen bir iş bulunur kolay. Yani yurt dışı temasları derken onu anlamadım. Ama 3 dilde kokartı olan bir yani 3 dilden kokartlı bir rehberin iş bulamaması gibi bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani yani hele ki bu diller aranan dillerse hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bunun dışında yurt dışı turlarında öğrencilerinizin mutlaka parasından daha çok pasaportuna dikkat edin. Parasını alıp cebine koyarsın.
öğrencinin bir şekilde idare edersin. Ama pasaportuna dikkat etmek gerekir. Ve Hocam, pasaportu konuya giriş yapmadan önce devam Emre bir hocamızın yorumunu okuyayım. öğrenci gruplarında sigara içenleri ve Sigara grup önünde içenleri de. içmemek konusunda uyarma kısmı var Cengiz'im demiş. Tabii ki en Evet. önemli konu. Yani günümüzde şöyle söyleyeyim. Ben Bu arada personelden bahsediyormuş, öğrencilerden değil hocam. Yanlış anlaşılmasın diye belirtmiş hocamız. tabii ki, tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Artık farklılaşıyoruz. Ben 8-9 yaşındayken babaannemin evindeyken babaanneme bir misafir geldiği zaman ortada bir tane böyle nazar boncuğu şeklinde veya vur böceği şeklinde hediyelik böyle süs eşyası vardı. O açılınca içinden böyle diken diken özel yerleştirilmiş sigaralık vardı. Misafire sigara ikram edilirdi. Şimdi artık bu sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor. Ve bunu da öğrencilerden başlıyoruz. Ve öğrencilerden başlarken tabii ki öğrenciler bunun artık bilincinde. Bırakın öğrencinin önünde sigara içmeyi, öğrenciler sizi ayıplar. Hatta öğrenciler sizi yadırgayacaktır. Ne personel, ne rehber, ne kaptan, ne apranti, ne acenta sahibi ve hatta öğretmen öğrencinin önünde bu tür alışkanlıklarını göstererek yapmaması taraftarındayız. Hatta onu yıllardır yaptığımız grubun tamamen gizleyerek, kendini gizleyerek işte o alışkanlığını gidermesi. Yani otobüsün arkasına geçilir genellikle veya çocuklar lavabodayken apranti arkadaş yardımcı olur. O arada 2 dakika kuytu köşede o ihtiyaç giderilir. O bakımdan genel olarak yetişkin gruplarında sigara içmek sıkıntı mıdır? O bir grupla karşılıklı iletişiminizdir. Yani yani anlatım yaparken müze içinde siz ya veya pardon bir müze öğren yerinde Efes'te sigara içerseniz tabii ki o hoş bir şey değildir. Ama siz sonra serbest zaman vermişsinizdir. Dersin ki işte Selanik'te 1 saat serbest zamanınız var. Gidip oraya bir kafeye oturmuşsunuzdur. Gayet çayınızı, kahvenizi, sigaranızı içiyorsunuzdur. Onda hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Veya o serbest zamanınızı siz yetişkin turlarında gayet güzel yani değerlendirebilirsiniz. Aşırıya tabii ki kaçmadan. Bunun dışında yurt dışı turlarında ne dedik? Mutlaka Hocam, pasaportuna öğrencinin dikkat etmek gerekiyor. Evet. yeni konuya Şimdi geçmeden önce süre hakkında bilgi vereyim. 15 dakikamız kaldı. tamam. Bunu haber vermek için sizi böldüm. Soruları ondan sonra son aklımdaki kalan bir pasaport konusunda söyleyeyim yurt Tamam dışında. hocam, tamam. Şimdi mutlaka şey yapmamız gerekiyor. Öğrencinin pasaportunu hatta birçok yurt dışı turuna çıktığımız zaman öğrencilerin pasaportunu sınırdan geçtikten sonra toplarız ve ya öğretmende ya bizde durur. Bende durmasını çok sevmem. Bir de o sorumluluğu almak istemeyeceğim. Genellikle öğretmende durması daha iyidir. En azından çocuğun kaybetme riskini ortadan kaldırmak için. Ve çocukların mesela yurt dışına çıkarken ve pasaportunun yanında 18 yaş altı ise muvakkatname yani anne babasından tek başına yurt dışına çıkabilir izin yazısının olması gerekir. Yoksa çıkamaz. Ve hangi ülkeye gidiyorsanız, diyelim 3 ülke gezeceksiniz, Schengen ülkesi 3 ülke gezeceksiniz. Vizesi var mıdır? Ona bakmak gerekir. Yani çoklu giriş var mıdır? İki girişi var ama siz Yunanistan'dan işte atıyorum Bulgaristan'a, oradan da farklı işte Sırbistan'a gireceksiniz, oradan da işte başka bir ülkeye gireceksiniz veya Almanya, oradan da farklı ülkelere gireceksiniz. Sınırda vize bakılan ülkelere veya tekrardan Yunanistan'dan geri geleceksiniz. 3 ülke Schengen giriş çıkış yapacaksanız, girişiniz çıkışınız varsa son ülkeye öğrenci giremez. Ona baştan dikkat etmeniz gerekir. Belki velinin gözünden kaçmış olabilir. Çok büyük sıkıntıdır. Onu baştan bakmanız, kontrol etmeniz gerekiyorsa turun esnasında o vizeyi tamamlamanız gerekir. O bakımdan önemli noktalardan bir tanesidir. Bir diğeri
Evet, fazla pratik Hocam bir tecrübem yok ama sorumuz var. evet, her türün sonunda para toplanıp kaplana verilmesi gerekir. Şimdi öğrenci turlarında böyle bir şey çıkmaz. Yani öğrenci turlarında çok nadirdir böyle bahşiş çıkması. Öğrencinin bütçesi bellidir. Ama bazen jest yapan, şaşırtan gruplarda olabiliyor. Yani bahşiş çıkar. Bahşişin geldiği nokta çok önemlidir. Grup olarak size para topladık. İşte rehber, kaptan bölüşünüz dediği zaman birlikte bölüşmeniz mutlaka gerekir. Direkt size dese bile onu mutlaka o işi birlikte yaptığınız için kaptanınıza ve aprantinize kesinlikle unutmamanız ve çok ciddi eşit paylarda bölüşmeniz gerekiyor diye altını çizeyim. Evet, soruları alalım tekrardan. Hocam şu an yok. Var mıydı sorular? Arkadaşların soruları varsa yazsınlar. Siz konunuz varsa Bu devam arada edin. Ben soru geldi çok iyiyim. fazla pratik tecrübem yok demiş. Bu arada herkese buradan seslenebilirim. Yani çağrı yapabilirim. Tabii ki biz de birbirimize destek olmak için her zaman bir tecrübe edinmek isteyen varsa buyursun gelsin turlarımıza. Biz onları misafir edelim. Turlarımıza çıkartalım. Gidişat nasıl oluyor? Başlasın. Bir yandan yani cep harçlığınız olsun. Bir yandan tecrübe edinin. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Ben üniversitedeyken okurken hep turlara çıktım. Acenta görevlisi olarak turlara çıktım. Buradaki dostumu da hiç unutmamam gerekiyor. Naci Madenus, iyi türün sahibidir. Dost olacağız. Sana birçok şey öğreteceğim. Çıktığın zamanda da mezun olduğun zamanda da hızlı bir şekilde rehber olacaksın demişti. O bana hep aprantilik, acenta sorumluluğu, işte otobüste rehber vardı ama parayı sen taşıyacaksın diyordu. İşte bölgedeki rehbere sen vereceksin diyordu. Organizasyonu sen yapacaksın diyordu. Onun sayesinde mezun olduğun zaman hızlı bir şekilde sektöre girebildim. O çok önemli. Arada bir soru gelmişti. Evet, Kışın ben de. turlar ne kadar oluyor veya Evet. ne yoğunlukta oluyor? Bu kışın turlar tabii ki sayısı azalıyor. Ama eğer siz aranan ve tercih edilen bir rehberseniz ayınızın yani 30 günse o 30 günün tabii ki 20-25 gününü doldurmak da sizin elinizde. Yani 3 günde kalmak da sizin elinizde. O bakımdan sizin işinizin ne kadar iyi yaptığınızla alakalı arkadaşlar. Yani siz işinizi iyi yapıyorsanız tercih edilen rehber olursunuz. Ve o konuda da günlerinizi 30 günün 30'unu da doldurabilirsiniz gerekiyorsa. Yani kışın bu biraz zordur. Yani yılda 250 günün üstüne çok fazla kolay kolay yurt içi yaparak çıkamayabilirsiniz. Ama çünkü buna bedenen de kolay bir şey değildir. Ama bu pandemi olmadan önce kış aylarında ortalama 20-25 gün bandında seyrediyordum ben. Yani bu sadece öğrenci turları değil, yetişkin turları da geliyor, öğrenci de geliyor. Ama yoğun bir şekilde kış aylarımı, bahar aylarımı öğrenci turlarına ayırarak böylece ne ölü zamanımın olmaması sağlıyor. Kayak turları var çünkü öğrenciler de kayak yapıyor. Kayak okulları var. Bununla birlikte birçok yerlerde yarışmalara gidiyorlar. Yani Eylül, Ekim, Kasım hatta Aralık öğrenci ayı. Yani Aralık ayında ben Romanya'daydım öğrenciyle. Yani Ocak ayında kayak yapıyorduk öğrenciyle. Yani öğrenci her mevsim dediğim gibi dünyanın dört bir yanına gezen grupların başında geliyor. Evet, Hocam bir diğer sorular sorumuz daha varsa var. alayım. Tabii. Ömer'den 11 isimli izleyicimiz öğrenci turlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl anlatırsınız hocam? Çünkü paşayı sizden dinlemeleri çok önemli olur diye size yöneltmiş soruyu. Ömer'e sevgilerimi sunuyorum. Ömer aynı zamanda yaklaşık 2 yıl benim aprantiliğimi yaptı Karadeniz turlarında. Ömer'i seviyorum. Tabii ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 2 cümleyle, 3 cümleyle anlatamayız. Yani günlerce anlatsak Ulu Önder'le çok farklıdır. Ama Anıtkabir turlarını tabii ki tüylerimiz diken diken olarak ve çok özel duygularla anlattığımı çok net bir şekilde ifade edebilirim. Böyle söyleyeyim ben. Yani 3 dakikaya, 5 dakikaya, 5 kelimeye sığacak bir liderimiz değildir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz.
Evet. Hocam sorularımız kalmadı. Zaten son 5 dakikanın içerisine de girdik. Çok teşekkür Evet, ediyorum benim de sizlere. son Eklemek istediğiniz. %5 şarjıma geldi. Bir yandan hep powerbank'teydi ama kabloyu değiştirdim. Bir yandan bitmesin şarj. Dediğim gibi öğrenci turlarına veya diğer yetişkin turlarına çıkmak isteyen apranti arkadaşlarımız veya bu meslekte ben de var olmak istiyorum, bir yerden nereden başlayalım diyen öğrenci arkadaşlarımız varsa her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Her zaman onlara turlarımızda geri geldiği zaman Ömer bilir veya burada apranti arkadaşlarımız, daha önceki tecrübeli apranti arkadaşlarımız da yazdı. Onlara da mikrofon vermişliğimiz vardır. Hadi Safranbolu'yu ben yaptım. Görük köyünün de gelişini sen anlat. Şurayı da sen anlat deyip onları da ısındırarak bu mesleği kazandırmak en büyük keyiflerimizden, en büyük sorumluluklarımızdan olarak hep gördüm ben. Her zaman benden, bizlerden destek alabilirler. Benim sayfamda ekleyerek apranti isteklerini yardımcı olabilirim. Hocam Geleceğin Rehberleri ailesi adına size çok teşekkür ediyorum. Ben İzleyen tüm teşekkür değerli ederim. Başta hocalarımıza, tüm İbrahim'e, öğrenci katılan tüm arkadaşlarımıza. arkadaşlara, katılan tüm bizim de hocalarımıza ve meslektaşlarıma saygılarımı gönderiyorum. Tüm yeni gelecek olan geleceğin rehberlerine de aynı şekilde üzerinizde bütün başarılar dileyerek bir an önce kokartlı bir şekilde aramıza gelmenizi merakla, özlemle bekliyor olacağız. En kısa zamanda hocam. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. bütün arkadaşlarıma Görüşmek da. üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Bütün İyi değerli akşamlar. hocalarım hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.